Merhabalar canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun açılışı depodan oldu benimkiler. Evet. Ve de şu anda dün bahçeden toplamış olduğumuz ürünleri görüyorsunuz. Dün akşam eve geldikten sonra bunları güzelce ayırdık. Ondan sonra Fatih ile birlikte Tahtakale markete gittik. Şöyle 24 tane 1 litrelik cam kavanoz aldım. İnşallah bu arkadaşların bir kısmı turşu, bir kısmı da kurutmalık olacak. Allah'ın izniyle. Yalnız var ya şu kapya biberler, annemin de deyimiyle yağ biberi, annem yağ biberi diyor bunlara. Bunlarla ne yapacağıma karar veremedim. Bana yardımcı olur musunuz? Yani kurutsam mı, yoksa közleyip dondurucuya mı atsam? Ay rahmetli anneannem bunları közlerdi benimkiler. Bir sos hazırlardı, sarımsaklı yağlı böyle, hafif de sirke cam kavanoza basardı. O kadar güzel olurdu ki. İşte onun tarifini tam olarak bilmiyorum. Bir ara anneme bir sorayım bakayım da. O biliyor mu? Hani sizler de ne dersiniz? Kurutalım mı? Közleyip dondurucuya mı atsak? Tabii fazla da bekleyemeyiz. En fazla 1-2 gün bekler bunlar. Hemen 3. 4. gün buruşmaya başlarlar. O yüzden fazla bekleme gibi bir şansları yok bu arkadaşların. Ama bunları ne yapacağımı biliyorum. Mesela bunları turşu yapacağım. Bunlar acı. Bunlar kurutmalık olacak. Bu biberler de acı. Bu yeşil biberlerin bir kısmını turşu yapacağım. Bir kısmı da öyle taze bir şekilde benimle kalacaklar. Yemeklerde falan kullanacağım. Bu dolmalık biberler kuruyacak. Cim biberler, turşu. Bu patlıcanlar da kurutmalık olacak. Evet, bana şimdiden kolay gelsin. Bu arada dün markete gittik. Ben malzemelerden bir tanesi unutmuşum. Bak hele. Neyi unutmuşum? Söyleyeceğim ama ilk başta sizlere bir hal hatır soracağım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a. Bizler de çok çok iyiyiz. Peki bu kadın ne unuttu? Limon tuzunu. Abacım. Ya hepsi de aklımdaydı. Bazen Fatih'e hak veriyorum. Bana diyor ki yaz. Yaz, yazarsan unutmazsın. Gerçi ben markete gittiğim zaman yazsam da liste yapsam da muhakkak bir iki şey unuturdu, öyle gelirim eve. Neyse, limon tuzunu unutmuşum, sirkemi, ondan sonra kaya tuzumu, sarımsağımı hepsini aldım. Şey yapacağım, kızları birazdan köyün bakkalına göndereceğim. İnşallah orada vardır, orada yoksa artık konu komşudan birazcık isteyeceğim. Çok fazla da zaten kullanmıyoruz. Az bir şey kullanacağımız için limon tozunu. Neyse sağlık olsun. Bu arada bugün Esmalar taşınıyor. Dün ben sizlere yanlış bilgi vermişim. Dedim ya birkaç gün sonra taşınacaklar diye. Ben de günler şaşırdı. Öyle olunca sizlere birkaç gün dedim. Onu da işte şeyde bahçede sebze falan toplarken dedi, dedim ne zaman gidiyorsunuz? Hani ben hep böyle 2-3 gün sonra gideceklermiş gibi hatırlıyorum. İşte Esma dedi ki yarın gideceğiz abla deyince ben bir an böyle bir şaşırdım. Dedim kız Esma, ben dedim birkaç gün daha buradasınız diye şey yapıyordum. Yok abla dedi, yarın gideceğiz. Onlar işte, biz marketten geldik, saat 10.30-11'di. Esmalar da annesiyle gitmişlerdi. İsa ile Fatih bir ara telefonlaştılar. Fatih hadi gelin de kahve içelim dedi. Geldiklerinde işte 11'e geliyordu saat. Oturduk, muhabbet ettik, kahve falan içtik. Esma ile ikimiz nasıl olduk biliyor musunuz? Esma'nın gözleri böyle boncuk boncuk oldu. Böyle neredeyse ağlayacaktı, çok şey oldu. Ben de çok üzüldüm. Çok alıştık birbirimize. Sizler de çok seviyorsunuz Esma Sultan'ı. Ama işte buradan gitmelerinin sebebi de kızları Fatma. Onların eğitimi için, işte çocukların eğitimi için, özellikle Fatma'nın eğitimi için bucağa taşınıyorlar. Bilmiyorum, gerçekten Esma için birazcık zorlu olacak. Yani oraya alışmak Esma için biraz zor olacak. Yani kız doğduğundan beri köyde. Çocuklar da öyle. Bakalım hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. İşte Fatih ile İsa da bizi teselli ediyor. Biz böyle bir an çok duygusallaştık Esma ile. İşte yapmayın böyle, etmeyin böyle, siz gelirsiniz biz geliriz, bir ayağımız orada işte, işte tam taşınmadık buradayız falan diyor İsa. İşte ne kadar dese de Esma ile bana pek şey yapamadılar. Özetle bugün gidiyorlar.
Onları uğurlayacağız. Herhalde büyük bir ihtimal ölüden sonra nakliye aracı gelecek. Birazdan da Esma'nın yanına giderim ben. Ne yapmış, ne etmiş? Canlarım benim, durum bu. Esma Sultanımız gidiyor. Neyse, hayırlısı. Hakikaten üzüldüm ama. Üzüldüm. Şimdi geri dönelim işlere. İlk yapacağım şey kızları bakkala göndermek olacak. Şu limon tuzunu bir temin edeyim de hangisinden başlayacağıma karar vereceğim. Eğer limon tuzunu temin edersem turşuyla başlayacağım. Eğer temin edemezsem de kurutmayla başlayacağım. Yalnız bunları yıkayıp aradan bir çıkaralım. Kızlarla birlikte hemen yıkayıveririz. Kenara alırız. Az önce sütüm geldi. Dün sipariş etmiştim. Sağ olsun getirdiler. Yoğurt mayalayacağım. Ne zamandan beri mayalamıyordum. Alıştık koyun yoğurduna. Sağ olsun abla benim için mayalıyordu. Yine istedim de süt azalmış. Böyle dönem dönem bir azalma şey oluyormuş. Süt çoğaldığında yine mayalayacak. Ne kadar çok alıştım koyun yoğurduna ben. İlk başta tadı bana bir tuhaf geldiydi. Ama lezzetli böyle. Yani bilirsiniz. Bilen arkadaşlar var aramızda. Böyle yanıksı yanıksı, bol yağlı. Ona da alışınca. Ama gerçekten çok güzel. Harika bir lezzet. Kızlar da bakkala gitti. İnşallah limon tuzunu bulurlar. Almayacak mı? Yok, aldı. Aldı. Bunu da kaynatayım. Sonra emeğe tencereye alacağım. Sütü var. Kız şişeler gitti. Bunları da yıkayacağım, geri vereceğim. Böyle şişeler, su bidonları falan burada kıymetli. Kenarı koyayım da sonra yıkarım güzelce. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Limon tuzu var mıymış kızlar? Var. Şimdi son 3 paket kalmış. Son 3 paket mi? Evet. Bakayım bir paketlere. Ha, yeter yeter. Yeter. Oh. İyi oldu. Ne iyi oldu. Ne iyi oldu. Dün marketten bunu da aldım. Ha, şöyle şuraya koy teyze. Şimdi yukarıdan 2 tane bulaşık süngeri ve de bulaşık deterjanı. Kavanozları ha getir. Kavanozları şey yapalım. Leğenin içinde yıkayalım. İkiniz yıkayın, ben durlayayım, olur mu? Olur. Önce leğeni bir yıkayayım da. Yüzü falan gitsin. Merhaba, ne zamandan beri ses gelmiyordu sizin oradan? Ya? Aynen kız. Vallahi ikisi otursa sağır buna. Yüzerler. Şey, ne diyecektim bak, şey diyecektim. Derin bahçe makasını getir de şuna bir kesik atalım, poşetten çıkaralım. Kavanozları.
kurnazlar pırıl pırıl oldu. Şimdi de biberleri yıkayacağız. Evet. Dedin. Allah, bıçak üç tane bıçak, aynen. Üç tane bıçak getiriverin. Bir de şu leğen var ya, leğenler. Ondan da iki tane getirin. Tamam mı teyze? Hatta havaları hoşçak. Takvalar açacak ablaları. Biliyorsunuz acıyı çok seviyor. Ben de yiyemiyorum. Acı bana yasak. Hepsini birden yıkayacağım. Saplarını keserken leğenleri ayrı ayrı yine ayıracağız. Hepsi aradan çıksın. Değil mi? Şakşuka. Orada oturuyor. Aslında var ya, bıçağı da gerek yok. Biliyor musun? Bıçak istedim ama. Bak şöyle. Gördün mü? Tombişler buraya. Ha, ince uzunlar şuraya. Biberleri temizledikten sonra sarımsak ayıklayacağız. Onları da halledelim. Ben şimdiden çıkıp suya basıyor mu? Sarımsakları mı? Evet. Suya batınca daha mı kolay soyuluyor? Evet, kapısına daha kolay çıkıyor. Olur. Sarımsakları da şurada. Şöyle var ya, 5-6 kafa ısla. Şey, bir leğenin içine.
Turşu kurma işim şimdilik bitti canlarım. Geriye sadece yeşil biberler kaldı. Onları da akşam üzeri yapacağız Allah'ın izniyle. Bunları hallettik. Sağ olsun kızlar da gördünüz bana yardım etti. Çabucak hallediverdik. İyice kavanozlar bir kurusun da işim bittikten sonra kavanozların üstüne bir su tuttum. Kurusunlar ondan sonra hepsini teker teker depoya taşıyacağız. Ay şimdi eve girecektim. Şuradan bizim kapının önünden şey geçti. Nakliye aracı geçti. Esma'ların evinin önüne doğru gidiyor sanırım. Dur. Ben bir eve gideyim. Evde işim var da sonra Esma'nın yanına gideyim. Nakliye buradan görünmüyor ama herhalde şu tarafa yanaştı. Asansörlü. Asansörden indirecekler. Ne koşturuyorsun kız? Ne koşturuyorsun? Annen nerede? Yukarıda. Yukarıda mı? Orada çıkıyor. Tamam. Baban aşağıda mı? Hayır. O da mı yukarıda? Evet. Dur ben de çıkayım o zaman. Herkes yukarıdaysa. Tamam, hepsini bir getirsin. Bir ben yok şu anda. Tamam hadi. İşi götürmeyeceğiz. Demiştik ev boşaldım. Deme Esma Sultan. Demek ki gelmeyeceğim buralara Esma. Eşyaların hepsini götürüyorsun, gelmeyeceğim de bacım buraya. Tamam bir şey deme, ağlayabilirim. Deminden beri ağlıyor, beni de şey yaptılar. Ravza bir taraftan, Fatma bir taraftan. Bir tane mamaktan arkadaş var. Nasıl Esma seviniyor mu gittiği için diyor. Gülüyor mu falan. İsa da diyor ki ne gülüyor ne ağlıyor ikisinin ortası diyor. Hem üzülüyor hem gidiyor diyor. Değil mi? Hani gelin gibi olmuş. Hem üzülüyor hem gidiyorum. Aynen. Hem ağlıyor hem gidiyor. Aynen öyle. Neyse hayırlısı. Evlatlar için gidiyoruz. Evlatlar için. Ama bak. Ya? Hayır, üzülecektim madem önceden söyleseydin de taşınmasaydık. Değil mi? Fatma, Feyza kendinize gelin. Ay kıyamam ya. Esma yapmayın ya. Ne olursunuz. Ravza bile ağlıyor. Ravza. Yapmayın öyle, yapmayın. Ay kıyamam ben sana ya, yapmayın öyle. Hadi neyse dinle. Ay bir fena aldım, elim ayağım titriyor ya. Yine ya, sen böyle hanıma. Yürü götüreceğim ben seni. Ağlamayacağım dedim. Gider ayak arabaya bindiklerinde dayanamadım. Nasıl alışmışım Esma'ya, çocuklara. Gönderdik, uğurladık Esma'mızı, Esma Sultan'ımızı. O da çok ağladı, kıyamam. Çocuklar falan. Neyse. Güzellerim. Birazcık oturayım da ben bir kahve içeyim. Kahve içtikten sonra tekrar gelirim yanınıza. Kahvemi içtikten sonra kendimi depoya attım benimkiler.
Ne yapıyorum? Bunları temizliyorum. Dolmalık biberleri. İpe dizeceğim. Yukarı çıkaracaktım mutfağa. Dedim hiç bunları şimdi oraya taşımayayım. Hem depoda serin. İnanın evin içinden daha serin burası. Harika. Sanki içeride klima çalışmış gibi bir serinlik var. Başıma da bir ağrı girdi. Üzüldüm, sıkıldım ya. Birkaç gün böyle bir şey olurum ben. Kendimi bir boşlukta hissederim şimdi. Güzel kuzum benim Esma. Kızlar da yattılar, uyudular. Onlar da çok üzüldü. Derinle Feyza. Hayırlısı olsun bakalım. Evlatları için gittiler. Hayırlısı olsun. Sık sık gelecekler buraya. Allah'ın izniyle. Ay bu da ne güzelmiş. Küçücük küçücük. Bak ben yine turşuya devam edecektim. Bunu aldım elime. Artık yeşil biberleri de yarın turşu yaparım. Acelesi yok. Bunları bugün ipe dizerim, asarım. Güzelce. Yarın devam ederiz artık patlıcan. Şunlar. Şunları falan ipe dizeceğim. Kırmızı biberleri. Daha akşam yemeği yapacağım. Tavuk çıkarmıştım derin dondurucudan. Kızlar tavuk istedi. Çıkarıverdim. Onu yaparız. Ay telefonu da almadım ben yanıma. Beni biri arasa duymayacağım. Dur gideyim de telefonu alayım. Hem Fatih'i de arayayım bakalım bu akşam köye gelecek mi? Büyük bir ihtimal gelemez. Sabahtan o Antalya'ya gitti. Dediğim gibi büyük bir ihtimal gelmez. Yarın da gelmez diye tahmin ediyorum. Birazdan öğreneceğim. Ne zaman geleceğini. Bu biberlerin de bazılarının sapları. Şöyle şuradan bıçakla keseyim. Bir tane de bıçak alayım yanıma. İpimi, iğnemi de indireyim aşağıya. Biberleri temizleme işim bitti. Şimdi de İşin eğlenceli tarafı başladı. İpe dizme. Şöyle 5 tanesini ipe dizdim. Ağız kısımları aşağı bakacak şekilde diziyorum. Şu şekilde. Gerçi birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Abacılar ve de biraderler. Daha önce bu kadın ne patlıcan kuruttu ne biber. Ama gerçekten çok zevkli be. Bak patlıcanları falan annemle birlikte Fatih hepimiz ne güzel doğradık, ipe dizdik, kuruttuk. Yemeğini de yaptım biliyorsunuz. Yani gerçekten hem eğlenceli hem de böyle ne bileyim insanın kendi yapmış olduğu şey daha bir lezzetli geliyor insana. Bu arada o gün ben patlıcan yemeği yaptım ya. Birçok arkadaş şey dedi bana. Bahçede taze patlıcan varken kuruyu niye yaptın? Onları kışa yersin diye yazmışlar. Hayatım denemelik yaptım. Yani bir tadını merak ettim. O videoda da söyledim ya. Acaba acı mı değil mi nasıl oldu? Merak ettiğim için bir pişirimlik yaptım. Ay nasıl güzel oldular. İnci gibi dizi dizi. Biberleri astım. Bu güzelliklerle işim az önce bitti. Aynı patlıcanlarda olduğu gibi görüyorsunuz aralarını boş bıraktım. Birbirlerine değmesinler. Gerçi bazıları kayıyor. Doğal olarak böyle aşağı doğru kayıyor. Neyse ara ara ben böyle gördükçe şey yaparım. Ayırırım onları. Ay maşallah maşallah. Pek güzel oldular. Bakalım bunlar kaç günde kuruyacak. Ama büyük bir ihtimal bunlar da kısa süre içerisinde kuruyacaktır diye düşünüyorum. Bir ara depoda hızımı alamadım. Yanımda biberler vardı ya, kırmızı acı biberler. Onları da dizecektim. Pek zevkli. Az önce de dediğim gibi pek zevkli. Yalnız biberleri şey yapacağım. Çizik atacağım, yaracağım. Onu da yarın
Acele etme kadın be. Onu da yarın yaparsın. Değil mi benimkiler? Şimdi yukarı çıkacağım. Mutfağa bir gireyim bakayım. Kızlarla birlikte akşam yemeğimizi yapalım. Bu arada Fatih'le de konuştum. O bu akşam gelmeyecekmiş. Yarın çünkü Alanya'ya gidecekmiş. Alanya'da iş varmış. Dedim yarın akşam gelir misin? Belli değil dedi. Hele bir dedi yarın olsun. İşte benim teyze canlılığım. Yarın gelecek misin? Nereden bilsin adam? İş nereye çıkarsa oraya gidiyor Fatih Bey. Şimdi buranın lambasını kapatayım da yukarı çıkıvereyim. İyi akşamlar Evli abla. İyi akşamlar kızlar. Marketten mi geliyorsunuz? Yok yok. Biliyorum da kavun satıyorum, ondan aldım. Öyle mi? Evet, dünyanın var ya. Ha ha. Onlar kavun satıyor. Tamam, bir ara ben de bakayım. Evet, ben orada değilim. Tamam, tamam ablam, sağ olasın. Görüşürüz ablam, hayırlı akşamlar. Güzel kızlar. Deminden beri Esma'nın evine bakıyorum benimkiler. Öyle izliyorum. Güzel Esma. Artık ben onun bahçesini sulayacağım. Zamanında o benim bahçemi suluyordu ben burada yokken. Şimdi sıra bende. Bende. Ara ara bahçesini sulayıvereceğim. Evet. Şimdi gideyim de pırasalarımı, bamyalarımı sulamaya başlayayım. Hortumu şöyle bırakayım da 5 dakikada bir yerini değiştirdim artık. Önce şurası bir sulansın, sonra bamyalar, ondan sonra fasulye derken bahçeyi yavaş yavaş sulayacağım. Tabureye oturayım. Orada beklemeyin güzellerim. Işığımızı da yakalım mı? Yakalım. Oh. Ne güzel. Ay. Döne yengenin verdiği erikler. Oraya koyuvermiştim. Şurada masanın üzerinde dursun da yukarı çıkarken götüreyim. Vay. Vay benimkiler. Kaldık baş başa. Burada. Kızlar yukarıda. Biz burada. Fatih Antalya'da, Esma'lar bucakta. Ay bana bir iyi şeyler oluyor valla. Karışık duygular içerisindeyim. Az önce depoda da dediğim gibi bu bende birkaç gün gider. Yani bilmiyorum, böyle içim bir buruk, anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Kısa süre içerisinde Esma ve İsa'lara hakikaten çocuklarına bağlandık biz. Çok güzel kalpli insanlar, çok tatlı insanlar. Sizler de görüyorsunuz zaten videolarda. Böyle yıllardan beri sanki onları tanıyormuşuz gibi bir his var. Bende de, Fatih'te de, onlarda da aynı şekilde. Gerçekten birbirimizi çok sevdik. Yani... Kardeşim gibi oldum. Esma benim kardeşim gibi oldu. Canlarım benim. İzninizle ben de gideyim. Gideyim. Zaten inşallah Allah'ın izniyle yarın tekrar sizlerle görüşeceğiz, buluşacağız. Ve de inşallah bu videomu da severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Her birinize her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.